Dünyanın en şişman adamının hikayesini hatırlıyor musunuz? İnanılmaz bir şekilde kilo kaybetmeyi başardı ve şimdi nasıl göründüğüne inanamayacaksınız. Juan aynaya bakarken yansımadaki sağlıklı, güçlü bedeni tanımakta zorlandı. Şaşırtıcı dönüşümü büyük bir başarıydı ama yine de savaşın ağırlığı altında titremediğini söylerse yalan söylemiş olurdu. Üzerinde ağırlaşan sadece zihinsel bir yük değildi. Aynı zamanda gezegendeki en ağır insandan bir başarı sembolüne ve bir işaret ışığına dönüştüğü için son 3 yılda döktüğü 52 taşın hayalet ağırlığıydı. Dünyanın her yerindeki obez insanlar için umut. Meksika City'de doğup büyüyen Juan Pedro Franco'nun kilo ile mücadelesi, genetik faktörlerin ve ardından sağlıksız bir yaşam tarzının birleşimi nedeniyle erken yaşta başladı. Ve 140 kilo olan sınırını aştı. Henüz 6 yaşındayken obezite ile mücadelesinin ömür boyu sürecek bir mücadele olacağı belli oldu. Juan'ın daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik etme çabalarına rağmen şekerli atıştırmalıklara ve hareketsiz aktivitelere olan sevgisi, onun dengeli kilosunu korumasını zorlaştırıyordu. Büyüdükçe ve eğitim sisteminden geçtikçe toplumsal baskılar ve akranlarının zorbalığı mücadelelerini daha da yoğunlaştırdı ve Juan'ın görünüşü konusunda çekingen hissetmesine ve olumsuz bir beden imajının gelişmesine neden oldu. Obeziteyle olan bu sürekli mücadele yalnızca güvenini ve özgüvenini değil, aynı zamanda genel sağlığını da etkileyerek yüksek tansiyon ve eklem sorunları gibi kiloyla ilgili çeşitli sağlık sorunlarına yol açtı. Karşılaştığı sorunlara kolay erişilebilir bir çözüm olarak yemeği kullanarak sorunlarıyla başa çıkmak için sıklıkla yemek yemeyi rahatlatırdı. Elbette rahat beslenmenin en büyük kusuru bunun bir kısır döngü olmasıydı. Juan şişman olduğu için zorbalığa maruz kalıyordu. Bu yüzden kendini daha iyi hissetmek için yiyordu ama yemek yedikçe şişmanladı ve zorbalık devam etti. Ayrıca bu sadece kısa vadeli bir çözümdü ve rahatlatıcı yemek bile onun acısını ve üzüntüsünü çok kısa bir süre için maskeledi. Ne yazık ki Juan'ın kilo sorunları ergenlik yıllarında çok küçükken hayatını değiştiren bir yaralanma nedeniyle daha da kötüleşti. Juan normal bir çocuk gibi etrafta koşmayı ve oynamayı severdi. Kilo almaya başlasa da arkadaşlarıyla futbol maçlarına katılır ve elinden geldiğince katılırdı. Ancak yaralanma bir zamanlar aktif olan genç adamın hareketsiz bir yaşam tarzına hapsolmasına neden oldu ve bu da kontrolden çıkan benzeri görülmemiş bir kilo alımına yol açtı. Juan 17 yaşına geldiğinde ölçeği şaşırtıcı bir şekilde 36'ya yükseldi. Artık hiç arkadaşı yoktu ve ona mutluluk veren tek şey yemekti. Yıllar geçtikçe kilosu kontrolsüz bir şekilde artmaya devam etti ve giderek hayatının her yönünü etkiledi. 1996'da en ağır insan olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kazandığında yük daha da belirginleşti ve o zamanki durumun ciddiyetini daha da vurguladı. Şaşırtıcı ağırlığıyla bir zamanlar gelişen fiziği akıllara durgunluk veren bir kütleye dönüşmüştü. Aşırı kilo onu tamamen başkalarına bağımlı hale getirdi ve kendi bozulan bedeni içinde keskin bir sıkışıp kalma hissine yol açtı. Bir zamanlar hafife alınan temel faaliyetler artık zorlu görevler haline geldi. Çünkü ağırlığının büyüklüğü onu basit kişisel bakım eylemlerinden alıkoyuyor, dolayısıyla kişisel hijyen konusunda sürekli yardıma ihtiyaç duyuyordu. Juan'ın fiziksel durumunun vahim durumu, onun her gün karşılaştığı büyük zorlukların açık bir rahatlatıcısı oldu ve acil müdahale ve destek ihtiyacını daha da vurguladı. Çaresiz bir çözüm arayan Juan, modaya uygun diyetler ve yoğun egzersiz rejimleri de dahil olmak üzere çok sayıda diyet denemesini denedi ancak sonuç alamadı. Her başarısız olduğunda yaşadığı hayal kırıklığı ve umutsuzluk ruhuna daha da ağır geliyordu. Yüksek tansiyon ve sürekli enerji eksikliği nedeniyle sağlığının hızla bozulduğunu gören Juan, profesyonel rehberliğe ihtiyacı olduğunu fark etti. Sonunda kendi hayatını kurtarma konusundaki katıksız kararlılıkla yardıma uzanma cesaretini topladı. Mucizevi bir şekilde Guadalajara'da ciddi vakaların tedavisinde uzmanlığıyla tanınan oldukça saygın bir obezite uzmanı, Juan'ın savunmasını dikkatle dinledi ve mücadelelerini vurguladı. Onun karmaşık durumunu değerlendirmeyi tereddüt etmeden kabul ettiler ve aksi takdirde kasvetli bir durumda bir umut ışığı sundular. Juan fiziksel zorluklarına rağmen hastaneye doğru yıllardır yapmadığı korkutucu bir yolculuğa çıkarken çeşitli engelleri aşacak gücü topladı. Bir umut ışığı umuduyla doktorlar kilosunun sağlığı üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri ortaya çıkardığında cesareti kırıldı. Tip 2 diyabet, tiroid fonksiyon bozukluğu, hipertansiyon ve akciğer ödemi tanısı zaten zorlu olan iyileşme yolunu daha da karmaşık hale getirdi. Onun hassas durumunun arka planında doktorlar onun kilo verme ameliyatına uygunluğu konusunda uzun tartışmalara giriyor ve ilerlemesini engelleyebilecek potansiyel nüksetmeler hakkındaki endişelerini dile getiriyorlar. Elbette Juan ilerleme kaydedemezse ağırlığının kalbi, kemikleri ve eklemleri üzerinde yarattığı baskıdan kaynaklanma ihtimali yüksekti. Ek olarak nefes almada zorluk, sürekli yorgunluk ve hareket edememe gibi sağlıkla ilgili birçok sorunu hemen harekete geçmezse daha da kötüleşecekti. İnanılmaz derecede göz korkutucu ve dehşet verici bir ihtimaldi ama Juan hayatı için savaşmaya kararlıydı. İçsel gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla bu büyük zorluğun üstesinden gelebileceğine kesinlikle inanıyordu.
Ancak yine de bu çetin mücadelenin çok büyük bir çaba, dayanıklılık ve disiplin gerektireceğini anlamıştı. Şüphesiz zorlu ve meşakkatli bir yolculuktu önümüzde. Operasyona layık olduğunu kanıtlamaya ve sağlığını iyileştirmeye kararlı olan Yuan, hareketsiz yaşam tarzını ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirmeye kararlı bir şekilde karar verdi. Hatta aşırı kilolardan kurtulmak için daha fazla fiziksel aktiviteye katılma gücünü bile topladı. Ayrıca Yuan, sağlıksız yiyecekleri keserek ve kalori alımını titizlikle takip ederek titiz bir beslenme rejimi başlattı. Yavaş ama emin adımlarla, sarsılmaz bir kararlılık ve disiplinle, etkileyici bir 26 yaş ve 10 kilo vermeyi başardı. Bu inanılmaz başarı onları yalnızca şaşırtmakla kalmadı. Aynı zamanda tıbbi ekibinin güvenini ve hayranlığını da kazandı. Yeni keşfedilen umut ve ameliyatla ilgili risklerin büyük ölçüde azaltılmasıyla birlikte Yuan'ın hayatı, hayat kurtaran mide bandı ameliyatı geçirirken sonsuza dek değişmek üzereydi. Gıda alımını sınırlamayı ve uzun vadeli kilo kaybını desteklemeyi amaçlayan prosedür büyük bir başarıydı. Bu dikkate değer başarı, kararlılığını ve motivasyonunu daha da güçlendirdi ve daha iyi, sağlık ve tatmin edici bir yaşam yolculuğuna devam etme konusundaki kararlılığını ateşledi. Ameliyat sonrasında Yuan, sağlıklı bir yaşam tarzına olan bağlılığından vazgeçmedi. Hayattaki ikinci şansını en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı olarak, bir yandan sıkı egzersiz rutinlerini özenle sürdürürken, bir yandan da besleyici yiyeceklerden ve kontrollü porsiyonlardan oluşan özenle hazırlanmış diyetine yorulmadan sadık kaldı. Sonuç olarak bir anda ona yük olan fazla kilolar yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yuan her geçen ay hareket kabiliyetinde önemli bir gelişme olduğunu fark etti ve bu da her zaman katılmayı arzuladığı faaliyetlere katılmasına olanak sağladı. 3 zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici yıl boyunca bir zamanlar obez olan Yuan şaşırtıcı bir şekilde 52 taşı düşürmeyi başardı. Bu bir başarıdır. Bu onun gururlu ve başarılı hissetmesine neden oldu. O hayata yepyeni bir soluk getiren yeni bir adımdı. Başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra Yuan, bir zamanlar onun için hayal bile edilemeyen basit zevkler için büyük bir sevinç ve şükran duyduğunu ifade etti. Daha önce kronik ağrı nedeniyle engellenen kollarını zahmetsizce kaldırabilme, her gün yardım almadan yataktan kalkabilme, herhangi bir rahatsızlık duymadan serinletici bir bardak su alabilme veya kişisel ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilme becerisi bunları tarif edilemez bir başarı duygusuyla dolduruyor. Daha önceleri en basit görevler için bile başkalarına güvenen Yuan, artık fiziksel sınırlamaların prangalarından kurtulmuş, yeni yaşam kontratını büyük bir coşkuyla kucaklamış, her anın tadını çıkarmıştı. Yeni keşfedilen hareket etme, keşfetme ve kendi kendine yetme özgürlüğünün etkisiyle bir zamanlar hafife alınan küçük sevinçlerin tadını bir kez daha çıkarıyoruz. Bu dönüşüm toplumun her kesiminden insanı derinden etkiledi. Yuan'ın hikayesi obeziteyle mücadele eden bireylerde derin yankı uyandırdı ve onlara kilo verme yolculuklarına başlamaları için gereken motivasyonu ve cesareti sağladı. Röportajlar ve medyada yer alma yoluyla Yuan, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin, dünya çapındaki bireyler için bir ilham ve rehberlik kaynağı olmanın önemini tutkuyla savundu. Hikayesi, durumunuz ne kadar vahim veya zorlayıcı görünürse görünsün, tam bir kararlılık ve dayanıklılıkla galip gelebileceğimizi ve anlatılarımızı yeniden yazabileceğimizi hatırlattı.